Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizden gelen soruları bu videoda açıklayacağız arkadaşlar. Yanımızda kim var? Kanalın sahibi Murat Bey, buyurun. Merhaba arkadaşlar. Bizim Murat abimiz burada arkadaşlar. Bugün sizden gelen videoları açıklayacağız. Hadi o zaman videoya geçelim. Soru 1. Murat abi, sorumuza başlıyoruz. Hazır tabii mısın? Ki. Hazırım tabii ki. Tamam o zaman. Son çektiğin dizi kaç günde çekildi ve para kazanıyor musun? Son çektiğim dizi yaklaşık bir hafta sürdü. Para kazanıyor muyum? Yaklaşık 3000 saatimiz var. Hatta 3000 küsür. Evet. Bizim 4000 saati yetişmemiz gerekiyor, ulaşmamız gerekiyor. Ve bu 4000 saat içerisinde para kazanmamız için daha çok videoları çekmeyi düşünüyoruz. Dizi ya da eğlenceli videolar bunun kategorilerimiz arasında. Bu sebepten dolayı bakalım nasıl bir yol izleyeceğiz. Karanlık Semt'in yönetmeni ve kimdir ve nerede çekilmiştir? Karanlık Semt'in yönetmeni tabii ki de ilk olarak sen kardeşim. Eyvallah, bize çok yardım olsun. Ettin. Sağ olasın, Allah razı olsun. Allah razı olsun, eyvallah. Buna ilk olarak Karanlık Semt çok güzel bir diziydi. Bunun devamını bekliyoruz ki hazırlıklar içerisindeyiz. Evet, bu, beklemede kalın. Evet, bu film için bu dizi için bayağı emek harcıyoruz. Evet. Yeni Doğan çevresinde bayağı tanınmış durumdayız. Bakalım ikinci bölüm için şu koronanın biraz daha azalmasını beklemede kalın, bekliyoruz. İkinci bölüm bomba gibi geliyor. Aynen. Sıradaki sorumuz Murat Bey. Dizi patlarsa bana da yer verin diye bir kardeşimiz var. Adı Erkan. Çok değerli bir kardeşimiz. Abi, dizi patlarsa ne kadar kazanç elde edersiniz? Şimdi tahminim. Erkan kardeşime şöyle söyleyeyim. Erkan kardeşim, biz dizilerde kaç para kazanacağımızı ortalama bilmiyoruz. Ama şöyle açıklamak gerekiyorsa, evet, dizinin uzunluğuna ve dizinin izlenmesine bağlı. Eğer dizi çok izlenir ve izleyici kitlesi beğenmeyi çok yaparsa biz ekstradan para kazanırız. Evet, sizlerin sayenizde. Aynen, sizler sayesinde çok fazla para kazanırız. Şunu da söylemek istiyorum. Evet, dizide oynamak isteyen her kardeşimizi kabul ederiz. Bunun sebebi, Yeni Doğan'a tanınmadan önce onlar bize destek verdi. Tanındıktan sonra da bizler onlara destek vereceğiz. Tabii ki de herkesin ya da her kişinin bizde değeri ayrı ayrı vardır. Bunu da bilsinler. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. İki kardeş neden bitti ve güzeldi, devam ediyordu. Abi neden bitti diye bir soruyor. Bak kardeşimi sormuş. İki kardeş neden bitti? Hemen onun açıklamasını yapalım. Oynattığımız kişi ya da oyuncularımızın çok fazla işleri oluyordu. Yani şöyle söyleyeyim, zaman ayıramıyordu. Bundan dolayı işte insanları işinden alıkoymak istemedik. Güzel bir projeydi. Zaten bunun senaryosu bu şekilde yazılmıştı. Kısa bir dizi olmuştu. Fakat buna yakın, bunun çerçevesinde bir dizi daha çıkarmayı düşünüyoruz. Bunun senaryosu için senaristimiz şu anda yazıyor. Bu duruma göre bakalım yeni bir dizi çıkarmayı düşünüyoruz. Ya da bu çektiğimiz Karanlık Semt'i uyarlamasını buna doğru, yani devam iki kardeş gibi düşünüyoruz. Evet. Evet abi, diğer soru. Evet. Abi, dizi çekim hangi kamerayla çekim yapıyor? Genellikle telefonla çekim yapmışsınız bazı sahnelerde. Dizi çekimimiz, ben ilk başlarda başladığım zaman kamerayla başlamıştım. Sonra kameranın bir azizliğine uğradım. Kameram bozuldu. Bunu iPhone'la devam etmek istedim. iPhone gayet iyi bir telefon. Daha sonrasında tekrar kameramız düzelince kameraya geçtik. Bu şekilde bir maceramız oldu. Diğer sorumuza geçiyoruz. Bu soru da bana. Tabii ki. Soru da diyor ki, bir kardeşimiz yazmış. Abi, Karanlık Semt'in dizi yönetmeni sensin. Fakat neden bayan oyuncu yok? Kardeşim, şunu söylemek istiyorum. Bayan oyuncu alamıyoruz ki, neden alamıyoruz? Çünkü hayatta bayan oyuncu oynatmadık. Bizim için sıkıntı oluyor. Yani aile tarafından olur, şey olur diye biz bu riski kendimize almıyoruz. Ama ilerleyen zamanda büyüdüğümüz zaman, kanal büyüdükçe ki yapım şirketleri bize anlaşma yaptığı zaman o şekilde alım sunmaya çalışır ki onu biz almayacağız, onu ajanlar alacak. O şekilde yapacağız ve diğer sorumuza geçelim. Tabii ki. Abi, ilk çektiğin dizi hangisiydi? İlk çektiğim dizi, yanlış hatırlamıyorsam ilk çektiğim dizi İntikam bir filmdi. Evet. Biz Bir Umuttur Yaşamak ile başladık. Evet, Bir Umuttur Yaşamak'la başladık. Birinci seriyi çektik. Sonrasında ikinci seriyi çektik. Fakat daha öncesinde bizim çekmiş olduğumuz Benim Varoş Mahallem adlı dizimiz vardı. Gerçekten o güzel bir... O da YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. Tabii ki onu izleyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir projeydi. Senaryosu gayet güzel yazılmıştı. Eğer
devam edebilirsek, eğer bu projeyi gerçekleştirebilirsek sezon 2 yapmayı düşünüyorum. İnşallah. Sezon 2'de de güzel maceralar bekleyeceğini düşünüyorum. En ilk çektiğim benim varoş mahallem. Sonra bir umuttur yaşamak. Sonra iki kardeş. Sonra bedel. Yavaş yavaş karanlık sem derken gidiyor. Böyle gidiyor. Evet Murat abi, bu soru senin çok canını acıtabilir. Evet gelsin, yardır gelsin. Abi kanaldan para kazanıyormuşsun diyorlar sağ solda. Kazanç sağlıyor musun? Şimdi şöyle, kazanç sağlamıyorum. Aslında sağlamayı ben de çok isterdim. İnanın bana. Ki kazanç sağlamıyoruz, kim dediyse öyle bir şey yok. Deseniz ki abi kazanç sağlıyorsun, bize para ver. Emin ol kazandığım paranın birçoğunu vermek isterim. Çünkü emek var. Çünkü sizlerin emeğiyle biz bu yerlere geldik. Alın terimiz var. Hepimiz çalıştık. Hepimiz emek harcadık. Evet. Emin olun, para kazanmaya başladığım zaman zaten ben Instagram hesabından, YouTube hesabından onun videosunu çekeceğiz. Diyeceğiz ki evet arkadaşlar, artık para kazanmaya başladık ve bu parayı hem ekipmanlara hem oyunculara vermiş olacağız. Evet. Bu soru da bana gelsin. Barış abi, senin çektiğin dizilerde çok yanlış ve hatalar ve küfürler var. Arkadaşlar, küfürler için de çok özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Karanlık biraz küfür oldu çünkü sokak dizisi olduğu için. Ama iki kardeş öyle değildi. İki kardeşin yönetmeniyle ben de Ümit Küçükaydın'dı ve bizim bolca olarak o destek verdi bize. Bulut abi destek verdi. Kendisi de fevzi olur. Allah ondan razı olsun. Küfür neden olmasın? Olmasın için şey yaptık. Çünkü aile dizisi olduğu için iki kardeş de aile dizisine küfür koymadık. Ama şimdi Karanlık Semt'te küfür koyduk ama sizden tekrardan çok özür diliyorum. Küfürleri azaltacağız ve daha güzel sözlerle sizin karşınızda olacağız. Murat abimiz, bir abimiz veya bir kardeşimiz yazmış, şöyle yazmış. Buyuruyor ki abi, sen dizide bayan oyuncu oynatmıyorsun ama bayan oyunculara para verip oynatırsan belki kanalın büyür. Soru bu. Şöyle söyleyelim. Paralı oynatmak biz de isteriz aslında. Fakat şöyle ki, şu an gönüllü çalıştığımız için her gelen oyuncuya ayrı ayrı teşekkür ederim. Çünkü gerçekten oyuncuların büyük emeği oluyor. Evet. Dediğim gibi, ne zaman ki para kazanmaya başlarız, ne zaman ki para akışı olur, inanın bana her bir oyuncumuza geriye dönüp paralarını tek tek vermeyi düşünüyorum. Gerçekten böyle bir planım var. Ki bayan oyuncuları şöyle söyleyeyim, para verip oynatırız da diğer kardeşlerimize birçoğu oynatmadık veya para vermedik de halde gönüllü olarak geldi, bizleri kırmadığı için çok çok teşekkür ederim. Bu arada ayakkabıcı Ali abimiz var, Tonaspor'a da buradan selamlarımızı veriyoruz. Aynen. Onlar da bize destek büyük verdi. Büyük desteği vardı, büyük evet. Desteği vardı bize, doğru söylüyorsun. Diğer sorumuza geçelim, diğer sorumuz şu. Abi, dizide çektiğiniz silahlar gerçek mi, kuru sıkı mı? İkisi de değil kardeşim. Onların ikisi de, yani dediğinin silahların her biri oyuncak, bildiğin boncuklu silah. Montajda bunlar gerçek ya da kuru sık olarak gözüküyor. Evet, diğer sorumuza geçiyoruz. Bu soru da çok bayağı bir güzel bir soru. Abi, neden Kadıköy veya Bağcılar veya Adana veya Türkiye'nin herhangi bir yerde çekilmiyor? Neden sadece Sancaktepe'de çekiliyor? Şöyle düşünün, biz başladığımız yeri tanıtmak istiyoruz ilk başta. Yani Sancaktepe'de çektik. Sancaktepe neden bu şekilde tanınmasın dedik. Ve biz amacımız, yani bizim amacımız ilk başta Sancaktepe'yi tanıtıp daha sonrasında diğer ilçelerde çekim yapmayı düşünüyoruz. Ama ilk hedefimiz burası. Şimdi hedefimiz şu arkadaşlar. Atıyorum ki Adana'da 01 çıktı. Yani. Mersin'de sokağın çocukları da çıktı. Atıyorum ki Sancaktepe'de de bir Karanlık Sem çıksın. Bu gibi. Hiçbir filme özenliğimiz yok. Arkadaşlar diğer sorumuza geçiyoruz. Şimdi sorumuz şu. Murat abi, kanalını neden oyun videoya çevirip tekrar diziye çevirdin? Oyun videosunu çevirmemin sebebi, bir kardeşim çok istedi benden. Onun hatırı bende çok büyük. Evet. Sırf onun için, yani onun gönlü olsun diye bir oyun videosu çektim. Gerçekten sevdiğim bir kardeşimdi. Bu sebepten dolayı gönlü kırılmasın diye bir oyun videosu eklemiş oldum. Yani arkadaşlar, hem izleme olsun diye bizim kanalımız bir aralar izlemeleri çok kötü oldu. Sizlerin sayenizde daha iyi olur ve daha destekleyseniz daha çok olur. Evet arkadaşlar, diğer sorumuza geçeceğiz. Murat abi, hazır mısın? Hazırım tabii ki, gönder ama gelsin. Ama bu çok kötü bir soru. Hayda, evet. Abi sen dizileri çekiyorsun. Neden özenen bir video çekmiyorsun da? Neden hep böyle vurmalı, kırmalı, adamı öldürmeli, kesmeli çekiyorsun? Böyle aile bir dizi çeksen ne olur? Özenen dediğin nasıl bir şey yani? Çok mu aksiyon olduğunu herhalde arkadaşımız sıfır aksiyon veya silah milah çekimi için
Yani sıfır birden örnek alıyormuşuz gibi. Aile filmi mi diyorlar? Evet. Şöyle, neden aile filmi çekmiyorsun diye soruyor kardeşimiz. Aile filmi neden çekmiyoruz? Aile filmi çekilebilir fakat Yenidoğan ve Sancaktepe'nin ya da diğer çevrelerin daha çok hoşuna giden böyle vurdulu kırdılı aksiyonlu şeyler görüyoruz. Türk dizilerinde mesela evet aksiyon var ama çok az gözüküyor. Biz de buna yani bizim de hedefimiz bu dizilere yakın olabilmek ya da ne bileyim bu diziler gibi büyümek, ilerlemek. Bu dizilere yakın olabilmek için onlardan esinlenerek ya da kendimiz bir şeyler katarak aksiyon olsun, vurma olsun, kırma olsun bunları yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten dizide oynayan arkadaşlarımız ya da filmde oynayan bütün arkadaşlarımız kamera arkasında gerçekten görenler çok oldu, eğleniyoruz. Çok eğleniyorum. Aşırı de derecede bir eğlenceli var. Mesela ki roldeyken ciddi olan bir arkadaşımız mesela bir anda gülme tutuyor evet. Ve kamera arkasında inanılmaz bir enerji oluyor. Enerji oluyor ki daha güzel oluyor, tatlı aynen, oluyor. Aynen o öyle. Enerjiyle sizlerle çekim yapıyoruz. Tabii ki yani kamera arkaları da bulursam atacağım onları. Evet, diğer sorum bana. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Abi, aşk dizisi çeksen ne olur Barış abi sana yakışır. Ben yaralıyım kardeş. Ben çekemem aşk dizisi, o bana gelmez. Aşk dizisi çekemeyiz çünkü onun için bayan oyuncu lazım. Onu da diske de girmiyoruz. Ve diğer sorumuza geçiyoruz. Murat abi diğer sorumuz da şu. Sen ve kanalın ve Murat abiniz veya kanal sahibi yazmış arkadaş aynı şekilde. Evet. Çektiğiniz mekan, yer daha önce mi ayarlanıp yoksa hemen gidip çekim mi yapıldı? Şöyle ilk önce çekim yapılmadan önce 3 gün öncesine ya da 4 gün öncesine mekanlar araştırılıyor. Mekanlardan izin alınıyor. Yani abi biz burada çekebilir miyiz? İzniniz var mı? Gidip i̇şte izin şu gün yani müsaitliğiniz var mı şeklinde izin alıyoruz. Ardından çekime başlıyoruz. Çekime başlarken de eğer orada insanlar varsa onlardan rica ediyoruz.